Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yaş problemleri ve işçi problemleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yaş problemleri taktiklerine geçmeden önce her zamanki gibi Şubat ayı programımıza bir bakalım. Şubat ayının artık son haftasına geldik. Son salı günündeyiz arkadaşlar. Ve de bugün günlerden 22 Şubat salı saat 16 ve yine sizlerin karşısındayız. Dersimiz yaş ve işçi problemleri haftaya Mart ayında yine arkadaşlar sizlere güzel bir şekilde ne yapacağız? Problemleri devam edeceğiz ve ayın sonunda da Tonguç Akademi'nin YouTube'da trendlere giren yazılı videolarıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlar ödevimizi söyleyelim. Konu anlatım çalışacaksak hemen ödevimiz konu anlatım 166'dan 169'a kadar arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde açayım. 166'da görüyorsun arkadaşım. Birim zaman problemi, işçi problemi yani. Hemen konuya çalışıyorsun. Örnek soruları görüyorsun. Çözgeci açıp süzgeçle kendini bir süzüyorsun. Yapamadıklarını lütfen kare okut. Çünkü kare kod çok değerli. Yapamadıkların çok önemli. Onları da yapıyorsun. Ve sonrasında da yaş problemleri keza yine senin için önemli. Karekodu okutmayı unutma. Sonrasında arkadaşım ama ben konu anladım. Hocam mükemmel anlatıyorsunuz. Ben sıkıntı yok diyorsan. Şimdi de ne yapıyorsunuz o zaman? Hemen t e, Dinamo kitabından da hemen soruları çözmeye başlıyorsun. Sen hemen karşına ne gelecek arkadaşım? Bir örnek soru gelecek. Ve burada ne var? İşçi problemleri var. 152'de yani T53'te bir de arkadaşım T48'de de hemen T48'e bakalım. T48'de de yaş problemleri var. Örnek sorum ve 4 tane sorum. Yapamazsan kare canım hocam seni bekliyor dedim. Ve programımızda açıkladık. Bayağı bir yoğun bir programdı. Ne yaptık? Şubat ayını bitirdik. Şimdi arkadaşlar dersimize başlayalım. Yaş problemlerinde yine sizler için müthiş taktiklerim var. Onlardan birisi bir kişinin bugünkü yaşı X olsun. Bugünkü yaşı bir kişinin X'si arkadaşım. A yıl önceki yaşı ne yaparsın? X eksi A yaparsın. Mesela 10 yaşındaysan 2 sene önce 10 eksi 2 8 yaşındasın. A yıl sonraki yaşı X artı A'dır arkadaşım. Peki ben A yıl önce doğmuş olsaydım bu hayatta daha fazla yıl yaşamaz mıydım? Yaşardım. O zaman ne diyorum? Daha önceki yıllarda doğarsan X artı A yaşında olursun. A yıl sonra doğmuş olsaydı bir insan A yıl sonra doğmuş olsaydı gün yüzü fazla görmüş olmayacaktı. O yüzden de şu anki yaşından küçük olmuş olacaktı. Bir kere bunları unutmuyorsun arkadaşım. Bu bir. İkisi bak en önemli şeylerden biri. Seneler geçse de yıllar geçse de mevsimler dönse de kişiler arasındaki yaş farkı değişmez. Mesela sen abinle arandaki fark 3 yaşsa siz artık yaşlanana kadar bu dünyada yaş sürene kadar yaşınız hep farkları aynı olacak. Yaşınız tabii ki aynı olmayacak ama yaş farkınız hep aynı olacak. Dedim geçtim. Bu da ikiyi. Üçüncü olarak arkadaşım bilmen gereken üçüncü mevzu da şu. En kişilik bir grubun aritmatik ortalaması x ise. Yani mesela 3 var. 5 var. Bir de arkadaşlar 7 olsun. 7 olmasın da ne olsun? 10 olsun. Bakın 10. Bakın bu 3 kişinin aritmatik ortalaması nedir? Hemen bakıyorsun. 18'den dolayı 6'dır. Bakın bu 3 kişinin aritmatik ortalaması topladım. 3'e böldüm. 6 çıktı. Şimdi bu, bu insanlar 2 sene sonra ne olacaklar? 5 yaşına, 7 yaşına ve 12 yaşına gelecekler. Toplarsam bu sefer 3'e bölersem ne gelir? Buradan da 24 gelir. 3'e bölersem de 8 olur. O zaman ne dedim arkadaşım? Bak diyorum ki en kişilik bir grupta grubun bugünkü yaş ortalaması x ise senin a yıl önceki yaş ortalaman x eksi a'dır. A yıl sonraki yaş ortalamanda x artı a'dır. Arkadaşım unutma 2 yıl geçerse ortalamadan iki fazla olsun. Yani burada ne demek istiyorsun biliyorsun? Kişilerin sayısının bir önemi yok arkadaşım. Kişi sayısının bir önemi yok. A yıl önceki yaş ortalaması x x a. A yıl sonraki yaş ortalaması x artı a olacaktır dedim. Artık vakit kaybetmeyeyim. Güzel basit bir soruyla başlayayım. Bir annenin yaşı ikişer yıl alayına doğmuş. 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Bir anacık var. Anneciğim var, anacık ne anacık diye. Anacığım var, anacık değil. An, anacığım. Bir anacığım var ve de ikişer yıl arayla doğmuş üç çocuk var. Arkadaşlar bakın çocuk bir, çocuk iki ve çocuk üç. Çocuk bir tabii ki de küçük olan olsun, x yaşında olsun. İki yıl arayla doğmuşlardı, x artı iki. İki yıl arayla doğmuşlardı, x artı dört. Annenin yaşı da bunların yaşları toplamıyla eşitmiş. Bak, 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 bak. X, 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 3x, 2 artı 6 şey 2 artı 4 6 dedim. Anne 54 yaşında ise o zaman hemen annenin yaşını biliyorsam ben yazayım. 3x artı 6 eşittir 54 ise arkadaşım. 3x eşittir 48. x eşittir 16'dır dedim. Ve bunu bitirmiş oldum. Anne 54 yaşında ise x 16'dır. Küçük çocukçuk. Ondan sonra ortanca 18 büyük olan da 20 yaşındadır. En büyük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı? Anne şu an itibariyle 54 yaşındaysa, büyük oğlan 24 ise, anne 54 20 ise, anne 54 ise o zaman demek ki anne 34 yaşındayken ne olmuş? Bu vatandaş doğmuş arkadaşlar. Bize de zaten en büyük çocuk doğduğunda annenin yaşı kaçtır diyordu. Çocuk şu an 20 yaşında, anne 54 ise 20 sene geri gidersek çocuk doğmuş olur. Bu arada en büyük çocuk 16 değil, 20 yaşında olandır. Unutma dedim, geçtiğim Şimdi Betül ile babasının şimdiki yaşları toplamı 48'dir. Bakın. Bir Betül var. Bir de babası var. Baba. Bunların yaşları toplamı kaç? 48. 3 yıl önce. Bakın şimdi. Ben burada Betül'e B, be, babasına 48 diyebilirim ki zaten neyi soruyor bana? Betül'ün şimdiki yaşını soruyor. Size bir tane taktik göstereceğim. Bakın. Şu an bu insanlar kaç yaşında olursa olsun umurunda değil. Benim umurumda olan ne biliyorsunuz? Üç yıl önce üç yıl çıkarttım. Hepsinden üç yaş çıkarttım. Ne diyor? Betül'ün yaşı babasının yaşı. Betül'ün yaşının beş katıymış. Bak. Üç yıl önce Betül'ün yaşı babasının beşte biriymiş. Ya da beş, babası, Betül'ün beş katı babasının yaşını içmiş. Bak ne zaman? Üç yıl önce. Peki arkadaşım bunların bugünkü yaşları nedir? E, üç yıl önce B yaşındaysa Betül B artı üç. E, babası 5B artı 3 o zaman arkadaşım bana ne söylüyordu? Bunların bugünkü yaşları toplamı, şimdiki yaşları toplamı 48 miydi? Evet 48'di. O zaman ne yaptım arkadaşım ben de? B, 5B daha 6B artı 6 eşittir. Nedir? 48'dir. Buradan da 6B eşittir 42'dir. B eşittir 7'dir. İşte bu. İşte bu. Olay bu bu kadar dedik olayı bitirdik. Bize kimi soruyordu? Betül'ün şimdiki yaşını soruyordu. Dikkat edin gençler. Betül'ün bu 3 sene önceki yaşıydı. Betül'ün şimdiki yaşı B artı 3'tü. O zaman 7 artı 3'ten cevabım ne oldu? 10 olmuş oldu. Bu kadar. Geldik buraya. Ahmet, Samet, Mehmet diye 3 arkadaş var. Arkadaşlar biri diğerinin yaşındayken biri diğerinin yaşına geldiğinde muhabbetlerinde hemen size Taktiği söyleyeyim. Biraz önce o kağıda yazamadım. Çünkü bunu taktik olarak oradan atamam. Buradan atmam lazımdı. Bu soruya yıldız koyuyorum. Ve taktiğim şu arkadaşlar. Bakın Ahmet var. Samet var. Ve de Mehmet var. Şimdi dikkat. Ahmet Mehmet'in ah şey, Ahmet Samet'in yaşına geldiğinde. Çok dikkat şimdi. Samet'in yaşına geldiğinde. Demek ki Samet Ahmet'ten büyük. Bakın Samet Ahmet'ten büyük. O zaman Samet'in yaşına S artı X diyeyim. O zaman Samet'in pardon özür dilerim. E, Ahmet'in yaşına A diyeyim. Samet'in yaşına da A artı X diyeyim. Bakın Samet Ahmet'ten büyük ya zaten. Büyük olduğu için ona bir fazlalık ekledim. Ve diyor ki bana Samet Ahmet'in yaşına geldiğinde bakın Samet Ahmet'in şey Ahmet Samet'in yaşına nasıl gelir? Tekerleme gibi oldu. X sene sonra gelir. Bakın ne oldu? A artı X oldu. Ve bu arada ne oluyormuş? Mehmet 15 yaşında olacakmış. Bakın ne zaman X yaş eklenince. O zaman Mehmet'in yaşı nedir? 15 eksi X'tir. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Samet Ahmet'in yaşındayken. Hemen o zaman şuraya bir kırmızıyla yazalım mı? X sene önce yazalım mı? X sene önce. Eksi X olunca ne olacak? Burası A eksi X olur. Burası A olur. Samet de ne olacak? x sene geri gidecek. 15 eksi 2 x olacak. Doğmasına 3 yıl varsa eksi 3 yaşında olacak. O zaman arkadaşım bakarsan ne olacak? At 3'ü karşıya ne olmuş oldu? 18. At eksi 2 x'i karşıya artı 2 x. Her tarafı 2 ile bir sadeleştir. 9 eşittir x çıktı. Demek ki bu vatandaş bu vatandaş neymiş arkadaşım? Şu an x'i 9 buldum. O zaman bu arkadaşın şimdiki yaşı neymiş? 6'ymış şey, doğru. Ve de buradaki yaşı da 15'miş dedim. Ve burada da 6 yıl geri çıkarsam da gördüğün gibi eksi 3 olmuş oluyor. Bu arada bana bir bilgi daha vermiş. Samet şu an 30 yaşındaysa bakın arkadaşlar Samet şu an 30 yaşındaysa e ben x'i biliyorum a artı x a artı x dediğim şeyde x'i 9 olarak biliyorum. 30'sa o zaman a nedir? 21'dir dedim. 21 ise o zaman Ahmet'in yaşı kaç oldu? 21 oldu. Lütfen bakın bu taktiği unutmayın. Yapacağımız şey şu. Küçük olana A diyorsun. Büyük olana bir pay fazlalık veriyorsun. X, A artı X diyorsun. X sene ileri gidersen bu adam A artı X. Bu adam A artı 2 X olur. Bu adam da X yaş büyür ama 15'miş şu an. 15 ise X yaş yeri gittim. X yıl geri gidersem bu adam A eksi X olur. Bu adam A olur. Bakın şimdiki yaşın eşit oldu. Bu adamın da doğmasına 3 yıl varsa eksi 3 olur. Bu arada pratik bir şekilde şunu düşünenler vardır. Hocam Mehmet biraz ileri gidince 15. Aynı şekilde geri gidince aynı oranda geri gidince 3, 3 yıl varsa doğmasına arada 18 yıl oynuyor. Demek ki 9 ileri gittim 9 geri gittim mantığıyla da bazı pratik zekalılar da yapabilir. Ama taktik budur arkadaşım. Ben daha önce hiçbir YouTube kanalında hiçbir hocanın böyle anlattığını görmedim. Var ya bu yöntemi öğrencilerle de çözüyoruz. Müthiş oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Siz de böyle çözün. Yıldız bir tane koymuştum. Ben yıldız bir iki tane daha koyacağım buraya. 3 yıldızlık albaylık bir soru dedim geçtim. Arkadaşım albay mıydı ya? Binbaşı mıydı? Neydi? Yıldız. Bir <laughs> hatırlayamadım. Askerliği yapalı çok oldu unuttum Şimdi bakın arkadaşlar. Antrenmana geçtim. Bakın antrenmanda ne diyor bize şu an? Bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğunun yaşları farkının üç katına eşittir. Bir annenin yaşı çocukların yaşları farkına eşitmiş arkadaşım. Farkının 3 katına eşitmiş. Yani çocukların yaşları farkı Ç olsun. O zaman annenin yaşı nedir? 3 Ç'dir. 7 yıl önce annenin yaşı 3 Ç eksi 7 neymiş? Çocukların yaşları farkının... Bir dakika çocukların yaşları farkı nedir arkadaşım? Hiç değişmez. Çünkü çocukları büyüdükçe biri büyüyor diğeri de büyüyor farkları hep aynı. O zaman ne oluyormuş? Yaşları farkının yani 7 yıl önce bu 7 yıl önce ne oluyor? Anne bu yaşta oluyor. Ama çocukların yaşları farkı hala aynı. Ne olacak o zaman bize diyor? Yaşları farkının iki katından dört fazladır diyor. O zaman arkadaşım bunları eşitlersek ne olacak? 3C, 2C'yi bu tarafa atarsak eksi 2C, 7'yi bu tarafa atarsam 4 artı 7. O zaman ne oldu? C eşittir 11 oldu. İşte bu kadar. C eşittir 11 ise arkadaşım annenin şimdiki yaşı kaçtır diyor. O zaman annemiz bizim 3C yaşında olduğuna göre anne eşittir 3C C de 11 olduğuna göre 3 kere 11 oldu. O zaman annemiz de 33 yaşında olmuş oldu arkadaşım. Bu kadar çok güzel bir soruydu. Bu soruyu da yapmış olduk. Geldim bir başka soruya. Bugünkü yaşları toplamı 325 olan bir grup öğrencinin 3 yıl önceki yaşları ortalaması olmuş. Bir dakika. Bir grup öğrencinin 3 yıl önceki yaş ortalaması 10 3 yıl önceki 10 sa şu anki yaş ortalaması bakın şu an ortalaması ne olacak? 10 artı 3'ten 13 olacak. Peki bizim grubumuzdaki insanların yaşları toplamı 325 mi? Peki kaç kişiyiz biz? X kişiyiz. Peki ortalamamız kaç şu an? Bugünkü yaşları toplamı 325. Bugünkü yaşları ortalaması 13. Peki bugün kaç kişiyiz biz arkadaşım? O zaman x'i bu tarafa atalım ya da içler dışlar da yapabiliriz. 13 iç 13 x eşittir 325 ise her tarafı 13'e bölersek 325 bölü 13 eder. O zaman hemen bakıyorum. 20 ile çarpsam 260. 65 kalıyor geriye. O zaman neymiş? 25'miş dedim ve geçtim. Gruptaki öğrenci sayısı 25 kişiymiş arkadaşlar. Bakın 20 ile çarparsanız 265 ile çarparsanız 65. 260, 65 daha 325 oldu. Grup sorusunu da yaptık. ileri geri sorusunu da yaptık. Yıldızlı soruları da yaptık. Hepsini bitirmiş olduk. Artık işçi problemlerine, taktiklerine geçebilirim. İşçi problemlerinde bilmen gereken arkadaşım. Bir işçi, bir işi X günde, diğeri Y günde bitiriyor. İkisi birlikte T günde bitiriyor ise. O zaman yapacağın şey bak. Bir işçi X günde bitiriyorsa, bir günde 1 bölü x'ini bitirir. Bu vatandaş da bir günde 1 bölü y'sini bitirir. Toplarsam bu bir günlük iştir. İkisi toplamda t gün çalışıyorsa bir günde bu kadar yaparlarsa t günde işin tamamını yaparlar. Tamamı dediğim 1 bölü 1'dir. Bakın dikkat buraya ne yazdım? İşçi problemlerinde önemli olan şey kapasitedir. Kapasite nedir biliyor Birim zamanda yaptığım iştir. Bakın buradaki bir bölü x'ler buradaki bir bölü y'ler hep bir günde birim zaman ne gün bir günde yaptıklarına göre hareket eder. O zaman sen de şöyle düşünebilirsin bir işçi bir işi 4 günde diğeri 5 günde bitirebiliyorsa ya arkadaşım nasıl bir iş bu hem 4 hem 5 bitirilebiliyor. O zaman tamamına sen 20k de. bu arada YouTube'daki 20 bin değil bu arkadaşım bak. 20k diyorsun 20k. İşe 20K yani 20 parça diyorsun. Neden 20 parça diyorum arkadaşım? Çünkü öyle bir iş ki bu. 4 günde de bitiyor 5 günde de bitiyor. O zaman arkadaşlar bak bu iş 20K ise bu 4 günde bitiriyorsa bunun günlük kapasitesi 5K'dır. Bu adamın günlük kapasitesi 4K'dır. İkisi kaç günde bitirir diye sorsa sana o zaman 4K, 5K, 9K. Bir günde bu adam 9K yapar. 20K'yı da 20K bölü 9'dan 20 bölü 9 günde yapar arkadaşım. Mesela mesela hiçbir işlemi tabi değilsin. Hiç bölülerle çarpılarla kesirlerle uğraşmazsın. Ne yapıyorsun arkadaşım? 20K deyip rahat ediyorsun. Ve unutma bir insan bir saatte 5 ürün üretirse 2 saatte 10 ürün üretir. Yani doğru orantılıdır. Zamanla ürün aynı şeydir. Aynı şey derken aynı oranda artar. Doğru orantılıdır ya da aynı oranda azalır. Peki hızla zaman hızlı olan daha az zamanda bitirir. Hızı çok olan zamanı azdır. Yani günde 5 kilometre koşuyorsan mesela pardon 5 kilometre diyorum. Mesela bir dikişi sen çok hızlı örebiliyorsan o zaman senin o işi bitirmen azalır. Süresi azalır. Yani çok yaparsan ne olur? Az zamanda bitirirsin. Az az, az yavaş yapıyorsan da o zaman ne olur? Zamanın uzar. Çok uzun zamanda bitirirsin. Ama unutma kapasite ben de kapasitede bunu kullanıyorum arkadaşlar. Size her iki yolu da göstereceğim. Tercih sizin haberiniz olsun. Ne diyor bize? Bir işi Ahmet 15 gün, Mehmet 30 günde bitiriyor. Bak şimdi o zaman diyorum ki ben kitabın yaptığı yani bizim formülümüz ne biliyorsunuz? 1 bölü 15 artı 1 bölü 30 çarpı T eşittir nedir? 1'dir. O zaman bunu paydasını 2 ile o zaman ne olur? 2 bölü 30 toplarsam 3 bölü 30 olur. Çarpı t eşittir 1'dir. Bu arada ne oldu? 1 bölü 10'dan t'nin ben 10 olduğunu buldum. Bu arada bazı işlemleri hızlı yaptım. O yüzden t'nin 10 olduğunu buldum. İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirir? 10 günde bitirir. Ben de diyorum ki bak arkadaşım öyle bir iş, iş var ki 15 günde ve 30 günde bitiyor. O zaman ben de işe diyorum ki hem 15'e hem 30'a bölünen en küçük sayı 30K'dır. O zaman Ahmet'in kapasitesi 2K'dır. 15 günde bitiriyorsa bir günde 2K yapar. Mehmet'in kapasitesi de 2K'dır. E K'dır. Çünkü 30 günde 30K yapabiliyorsa demek ki bir günde K'dır. O zaman ikisi birlikte bu işi toplamda günde 3K yaparlar. Ben 30K yapmak için ne olması lazım arkadaşım? 10 gün geçmesi lazım. Bakın benim söylediğim taktik de bu. Burada işlemler burada da böyle kısaca bir özet var. Haberiniz olsun. İki farklı yöntem. Biri klasik biri de bizim yaptığımız güzel yöntem aklınızda olsun. Bir işi Ilgaz 9 günde bitiriyor. Aynı işi Ilgaz ve Çınar 6 günde bitiriyor. Ya bir dakika bu nasıl bir iş? Hem 9 günde hem 6 günde bitiyor. Bu nasıl bir iş ya? Tabii ki de 9'un ve 6'nın bir katı olan 18 K'lık bir iş. Bakın işime ne diyorum? 18 K diyorum. Peki Ilgaz bunun tek başına kaçını yapabiliyor? 2 K'sını. Peki Çınarlı ılgaz ikisi birlikte 6 günde bitirebiliyorlarsa 18K'yı 6 günde bitiriyorlarsa o zaman ılgazla çınar'ın ikisi birlikte bunu 3K yapıyorlar. E kardeşim ılgaz neydi? 2K'ydı. Bu da o zaman çınarda K kadar kapasitesi varmış. Hemen yazalım. ılgazın 2K Ilgaz bu ılgaz bu arada. İlgaz'ın 2K kadar kapasitesi var. Çınar'ın da ne kadar kapasitesi varmış? K kadar. Peki ne kadar günde? Bakın günde neydi? Birim zamanda. Bu kadar kapasiteleri var. Peki o zaman ne diyorum bak? Çok dikkatli dinle. Peki çınar bu işi kaç günde bitirir? E çınar günde K yapıyorsa işin tamamı 18 K ise her güne bölerim. Geriye de 18 gün olmuş olur. Bakın bunu ne yaptım? Ben kendi yöntemimle yaptım. Diğer yöntemle yapsak ılgaz bir günde 1 bölü 9'unu yapar ve Çınarın ne yaptığını bilmiyorum. Bir bölü çınar yapar. Ve de ne oluyormuş? Bu ikisi birlikte 6 günde bitiriyorlarmış. Eşittir birmiş. Senin paşa gönlün bilir. Bu kolayına gidiyorsa böyle yap. Benim bu hiç kolayıma gitmiyor. Beni zaten Tonguç Akademi izleyenler bilirler. Bölülerle uğraşmayı hiç sevmem. Biz bu yöntemi kullanacağız. Hatta ve hatta kesir yöntemlerinde de bunu kullanmıştık zaten. Geldim bir başka soruya. Bu arada isimlere bakarsanız şunu anlayacaksınız ki bu notları yazarken dizi izlediğimi anlarsınız. Pars bir işin 1 bölü 4'ünü yaptıktan sonra aynı hızla 9 gün daha çalışarak kalan işin 1 bölü 5'ini yapıyor. Cık. Ya bir dakika şimdi bazı sorular da işçi problemi gibi gözüküyor ama değil. Kesir problemi. Ne alaka hocam? Ya öyle bir iş var ki 1 bölü 4'ü var ve kalanın 1 bölü 5'i var. Ya bu iş hem 4'e hem 5'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman diyorum ki ben bu işe 20K diyorum. Bakın 20 kda bu adam bir işin 1 bölü 4'ünü yapıyor. 1 bölü 4'ü ne bunun? 5K. Yani 1 bölü 4, 4'e böl demek. 5K. E geriye ne kaldı? 15K. Sonra ne yapıyorum? Sonra 9 gün daha geçiyor. Ve kalan işim 1 bölü 5'ini yapmış oluyor. Kalan işim ne arkadaşım benim? Kalan işim 15K'nın 1 bölü 5'i 3K'dır. He. 9 günde bu adam 3K yapabiliyormuş. Kalan işin 15K'ydı 1 bölü 5'i 9 gün çalışırsa 3K iş yapıyormuş. O zaman 3K iş yapıyorsa demek ki 1K'yı bu adam 3 günde yapar. 1K 3 gündeye eşit. O zaman ne diyoruz? Bu işin tamamını aynı hızla kaç günde yapar? Bu işin tamamını kaç günde yapar? 20K'yı tabii ki de 20K her bir işin benim 3 20 çarpı 3'ten dolayı ne olmuş oldu? 60 olmuş oldu. İşte bu kadar. Pars bu işin tamamını bu hızla kaç günde yapar diyor. İşin tamamını dediği için kalanını düşünmüyoruz. O yüzden de ne yapmış oldu? 60 günde yapmış oldu. Şimdi geldik bir bir, bir başka soruya. Yalnız bu soruda arkadaşlar ben size bir şey göstermek istiyorum. Benim dediğim taktik bazı sorularda işe yaramıyor değil, yarıyor ama biraz daha işlem kalabalığı oluyor. O klasik dediğim yöntemle bazı sorularda klasiği soruyor sana. Öyle yapıyor. Bir işi Niyazi. Eren'den 15 saat daha kısa sürede yapıyor. Eren E yapsın. Niyazi de E-15 yapsın arkadaşım. Daha kısa sürede yapabiliyor. İkisi birlikte 10 saatte yapabiliyorlar. O zaman bu adam 1 saatte ne yapar? 1 bölü 15 artı öbür adam ne yapar? 1 bölü E. İkisi birlikte ne yapıyorlarmış? 10 saatte bitiriyorlarmış cevabında ne olacaktı? 1 olacaktı arkadaşım. O zaman hemen yapalım. Bunları paydalarına işleyelim. E ile E eksi 15 olacak. O zaman bakarsak ne olacak? Şurada 10 var. 10 çarpı E ile çarparsam E. Burada da ne var? E eksi 15 bölü. Aşağıda ne olacak o zaman? E eksi 15 çarpı bir tane de E olacak. Cevabımda ne olmuş olacak? 1. Her tarafı 10'a bölersem her iki tarafı o zaman bu 10 gitti. Burada da bölü 10 kaldı. Hemen bir bakıyorum soruma. Burası ne olmuş oldu? 2e eksi 15 eşittir. Şey bölü özür dilerim. Bölü bölü bölü. Burada ne oldu? E kare eksi 15 e olmuş oldu. Burası 1 bölü 10 olduğu için hemen bunu toparlamaya çalışacağım şimdi. 20 e eksi 150 eşittir. E kare eksi 15 e oldu. Şunları e'leri bir tarafa atayım. Ondan sonrasında da gerisine bakacağım. Ne oldu burası arkadaşım? Hemen bakıyorum. Şu 150'yi şu tarafa atayım. 150. Bunu bu tarafa atarsam da 5e eksi e kare olur. O zaman burada e parantezini alırsan ne gelir? 5 e eksi e eşittir 150 gelir. Hangi iki sayının çarpımı 150 biri diğerinden 5 fazla diyebilir misin acaba? Böyle bir şey yapabilirim. Ya da hangi iki sayı var arkadaşlar? Düşünelim bir. Nasıl yapabiliriz bunu bir anlamaya çalışalım. Ha, bu arada burası 5 değil 35'miş. Onu bir düzgün yazalım. Şurası 35 olacak arkadaşlar. Onu bir siyahla yazayım. Heh. Hangi iki sayının çarpımı 150? Biri e biri 35 eksi. Hemen pratikçe düşünelim. Mesela 3'e 50 olabilirdi. Değil mi? 4 e, olmaz. 5 beş olabilir. 5'e 30 olabilir. Bakalım 5'e 30. Otuz... Aa 5'e 30 oluyor. O zaman bu 5 beş... Bu da 30'muş burası da. 35 eksi 5'miş oldu. O zaman ne diyor bize? Eren bu işi kaç saatte yapar diyor. Biz de ne dedik o zaman? Eren bu işi. Bakın Eren'e ne demiş oldum? Eren'e 5 dersem Niyazi eksi 5 oldu. Ha demek ki tersiymiş. O zaman ne diyorum ben de? Bakın E'ye 30 diyorum. O zaman bu adamın da hızı 5 çıkıyor. O zaman ne yaptık? E'ye 30 dedim. Bu da ondan 15 saat daha hızlıysa demek ki bu adam da 15 saatte işi bitiriyor. Arkadaşlar lütfen buradaki çarpmada zorlanmayın. Bakın hemen iki tanesini düşündüm. Buldum. Tam sayı olacağı için kolay. 150'yi kimler çarpar? 5 kere 30 çarpar. Ya bu 5 ya bu 30 ya bu 30 ya bu 5. Buna 5 dersem bu eksi çıkıyor. O zaman ne yaptım ben de arkadaşım? Ben de diğerine 30 öbür küsüne de 5 dedim. Oradan da E'yi bulmuş oldum. Eren de bu arada kaç günde yapıyormuş? 30 günde yapıyormuş. Bakın bu soruları da klasik yöntemden başka yapamazsın. Sonunu da bu şekilde bağlarsan süper olur dedim geçtim. Arkadaşlar geldim artık sondan bir önceki soruma. Bir önceki soru çok önemliydi. Bakın buna da yıldız koyabiliriz. Bu tarz bilinmeyenli günleri bilinmeyenlerde kesinlikle klasik yöntem yapıyorsun. Başka bir şey yok. Yekta bir işin 3 bölü 4'ü 3'te üç, birini 4 günde. Bir dakika ya. 3'te 1'ini 4 günde yapıyorsa Üçte biri dörtse üçte üçü on iki günde yapar. Öyle bir iş var ki Yekta on iki günde yapabiliyor. Cüneyt de aynı işin dörtte birini iki günde yapıyor. Bir dakika. Dörtte birini iki günde yapıyorsa o zaman Cüneyt de bu işi sekiz günde yapabiliyor. Bak öyle bir iş ki bu da sekiz günde yapabiliyor. Şimdi sorum şu. Burada nasıl bir iş bu? Nasıl bir iş ki bu? Biri 12, biri 8'de yapıyor. İşte bunların ek okunu alıyorum. 24 gün 24K diyorum. 24K dersem Yekta'nın kapasitesi günlük bakın 12 günde bitiriyorsa 2K'dır. Cüneyt'in kapasitesi günlük 3K'dır. O zaman 1 2K biri 3K. Cüneyt çalışma hızını 2 katına çıkartırsa o zaman 3K ne olacak? 2 katına çıkar 6K olur. Yekta çalışma hızını yarıya indirirse o zaman bu da K'lık iş yapar. İkisi birlikte ikisi birlikte İki gün çalışacaklarmış. İki gün çalışırlarsa ne olur? 14K olur. İşin kaçta kaçını yaparlar diyor. İşin 24K'da 14K'sını yaparlar. Yani 7'de 12'de 7'sini yaparlar dedik. Ve onu da bitirmiş olduk. Gerçekten de 12'de, 12'de 7'sini yaparlarmış. Ne yaptı? Biri 3K'yı iki katına çıkarttı Cüneyt. Çalışmasını iki katına çıkarttı. Bak 2 kat arttırdı deseydim Arttırdı deseydim 9 olacaktı. Arttırmak 2K, 6K'dan yapardık. Peki yarıya indirilse de o da 2K'lıktı K yapıyorlar. İkisi 2 günde 6K, artıka, k 1 günde 7K, 2 günde 14K. İşin tamamı neydi arkadaşım? 24K'ydı ve buna göre yapmış olduğum. Geldim yine işçi sorularında kaliteli bir soruya. Bu tarz sorularda ortak güne götürmeniz lazım. Bir kalfa kalfa beş günde bir çırak ise yedi günde. Bakın biri beş günde üç çift biri yedi günde iki çift. Arkadaşım ben burada günde kaç çift bilemiyorum. Çünkü üç bölü beş diye bir çift ayakkabı yok. Ya da yedi günde iki ise bir günde kaç çift bilmiyorum. Bakın bot yapıyor bunlar. Ama nasıl yapıyorlar bilemiyorum. Bize de zaten 62 çift diyor. Yani büyük bir sayı soruyor. O zaman gelin günlerini eşitleyelim. Bakın. 5 günde ne demiştim ben? Ürünle ürünle zaman doğru orantılıydı. O zaman bunu ne yapalım? 35 ile eşitleyelim. O zaman bu adam 35 günde 21 çift yapar. Bu vatandaş da neydi arkadaşım? Bu vatandaş da 7 günde bakın burayı 5 katına çıkardık. Çarpı 5. 7 günde 2 çiftti bu vatandaşım da. O zaman bu adamı da yine pardon bunu 7 katına çıkardık. Özür dilerim. Bunu da 5 katına çıkartıyoruz. O da ne oluyor? 35 günde ne yapmış oluyor? 10 çift ayakkabı yapmış oluyor. Peki bu ayrı yerde çalışıyor. Bu ayrı yerde. Yani atölyenin farklı yerlerinde çalışıyorlar ama sonuçta ortak birlikte iş yapmıyorlar mı? Birlikte mal üretiyorlar. O zaman biri 35 günde 21, biri 35 günde 10 üretirse 35 günde toplam 31 çift bot üretilir. Bak üretilir. Şimdi dostum o zaman sana bir şey soracağım. Bu adamlar 62 çift botu 62 çift bot ne kadar zamanda üretilir? Gördüğün gibi bu iki katına çıktıysa o zaman zaman da doğru orantılı olduğu için iki katına çıkacak ve 70 günde devre alem diyelim ve soruyu da bitirmiş olduk. 70 günde 62 çift bot yaparlar dedim ve sorumu da bitirdim. Son güzel bir soruydu. Bunu da halletmiş oldum. Lütfen arkadaşlar sizden ricam ödevlerinizi yapmamazlık yapmayın. Ödevlerinizi yapın. Ödevlerinizi bitirin. Ödevsiz kalmayın. Lütfen kitaplarınızı çözün. İster Dinamo kitabından verdiğim ödevi yap. istersen sıfırdan 9'a kadar. istersen ikisinden de yap. Ama ne olur yap. Çünkü Bizi diğer kanallardan ayıran ödevlendirme sistemi sizi her hafta bir yere kadar çalıştırıyoruz. Sonra diğer hafta zaten senin bir de aylık programın var arkadaşım. Aylık programda takip etsen var ya sen program hazırlamana gerek yok. Her şey zaten Tonguç Akademi senin tarafına. Tonguç Akademi senin için hazırlamış zaten. O yüzden de kıymetini bil bugünlerin ve dersine çalış arkadaşım. Artık sözü fazla uzatmayalım. İşte ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum arkadaşlar. İyi veya da kötü eleştirilirse de bekliyorum. Her şey sizin için kötü gelirse kendimizi geçtiririz. İyi gelirse de mutlu olur. Daha bir şekilde çalışırız. Lütfen yorumlara abonun. Like butonunu kırmayı unutmayın. En önemlisi sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mart ayında görüşürüz.